Efendim iyi akşamlar. İşte saat yine 19.45. TGRT Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün 14 Haziran Cuma. Türkiye koşar adım herkesin dilindeki heyecanla beklenen seçime gidiyor. Günün manşeti de öğleden sonra, daha doğrusu akşam saatlerine yakın atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gidiyor ve Tacikistan yolunda da gündeme dair habercilerin sorduğu tüm sorulara cevap verdi. Hele hele İstanbul'un seçimi ile alakalı. Acaba Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım canlı yayın kapışmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yorum getirdi? Dahası kimilerine göre Erdoğan İstanbul'da miting yapmayacaktı. Bu doğru mu? Bu iddia gerçek mi? Hepsine cevap verdi Erdoğan. Birinci haber olarak birazdan sizlere ayrıntılarıyla aktaracağım. Geri sayım devam ediyor dedik ve önümüzde heyecanlı geçecek iki pazar günü var. İlk pazara az kaldı, canlı yayın kapışması. Az önce de aktardım, siz de gayet iyi biliyorsunuz. Bir de öbür pazar, seçim, sandığa gideceğiz. Peki adaylar bugün ne yaptı? Binali Yıldırım nispeten sakin bir cuma günü geçirdi. Ama Ekrem İmamoğlu yoğun bir tempoda çalıştı. Adayların güncesini de eşit zamanla, eşit ağırlıkla haber olarak birazdan sizlere aktaracağım. Tam da İstanbul seçimini yoğun olarak konuştuğumuz şu günlerde dünyaca ünlü bir danışmanlık ve yönetim şirketi bir araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 231 ülkenin en önemli şehirlerinin yaşam kalitesi. Peki İstanbul'daki yaşam kalitesi ne kadar yüksek? Hangi parametreler baz alındı? Trafik, güvenlik, yeşil alan. İstanbul'un adaylarına, İmamoğlu'na da, Yıldırım'a da ben buradan canlı yayında bizim hayat kalitemiz İstanbul'da niye bu kadar düşük diyeceğim ve bunu soracağım. Çünkü sıralamadaki yerimizi de o canlı yayında ben size aktaracağım. 90'lı yılların sonunda bir polis muhabiri olarak uzun uzun o haberleri yaptık. İstanbul'un büyük şehirlerin neredeyse tüm sokaklarında kapkaççı dehşeti yaşanıyordu. Gerekli önlemler alındı. Kapkaç tarihe karıştı zannediyorduk ama pek öyle olmadı. Bambaşka bir noktaya evrildi. Son zamanlarda banka takipli, tapu dairesi takipli, yani bankadan evinizi sattınız, paranızı alıyorsunuz. Tapu dairesinden devir yapıyorsunuz, paranız çantanızda. Erkete diye tabir edilen gözcüler sizi takip ediyor. Çıktığınızda dışarıdaki ekibine söylüyor ve kapıp kaçıyorlar para dolu çantanızı. Neden bu hale geldik? Neden kapkaççı artış var ve neler yapmalı siz vatandaşlar? Canlı yayında özel bir dosya hazırladım. Onu da sizlerle paylaşacağım. Gülümseyerek bitirelim manşetlerimizi. Kuzucuklarımız karnelerini aldılar. Yaz tatiline başladılar. Peki bizim kuzucuklar nasıl tatil geçirsinler? Hep öyle oyunda değil. Biraz da okumalı, özellikle kitap okumalı. Derslerimize de şöyle bir tekrar bağlamında geri dönüp bakmalıyız. Ve Bakan Selçuk çocuklarımıza ne tavsiye etti? Karne ile ilgili de haberlerimizi hazırladık. Haydi başlayalım. Körfez'de iki tanker alev aldı, dünyanın yüreği ağzına geldi. İran güvertelerinde yangın çıkmış derken Trump doğrudan İran'ı suçladı. Suçlamalarına dayanak olacak görüntüler yayınladı. Amerika'dan İran'a, Birleşmiş Milletler'den Almanya'ya dünyanın endişesi az sonra. Türkiye artık tamamen İstanbul'un seçimine kilitlenmiş durumda. Herkes birbirine sonuç ne olur diye soruyor, kendince yorumluyor. Heyecanımız büyük. Sadece ama sadece 9 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan yolunda İstanbul'un seçimini yorumladı. Haberciler hemen her başlıkta Erdoğan'a sorularını sordu. İşte o sorular ve Cumhurbaşkanı'nın cevapları. Değerli arkadaşlar, izledim. Erdoğan, Tacikistan'a hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında iki kritik video görüntüsüne ilişkin görüşlerini açıkladı. İlki,
Ekrem İmamoğlu'nun VIP krizi nedeniyle Ordu valisine sarf ettiği sözlere ilişkin görüntülerdi. Valiler başkanların o ildeki nesidir? Temsilcisidir. Devletin valisini bu şekilde bir küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. Valimiz inanıyorum ki seçim sonrası da bu işi takipçisi olacaktır. Erdoğan, İmamoğlu'nu devleti tanımayan bir belediye başkanı adayı olarak tanımladı ve ekledi. Belediye başkan adayı olarak henüz bu devleti tanımamış, protokolün çeşitli yerlerdeki giriş çıkışlarını, kimler oraları kullanma hakkına sahiptir, değildir bunları bilmiyor. Kim bilir bundan sonra da daha neler çıkacak ya. Erdoğan'a yöneltilen ikinci soruysa İstanbul Eski İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın 2 Nisan akşamı geç saatlerde üyelerle adliyeye dönüş görüntüleriyle ilgiliydi. Hakimlerin CHP'nin oy sayımını durduran itiraz başvurusunu almak için adliyeye gelinmesi tartışmaya neden olmuştu. Artık kim kimle el ele kol kola dolaşıyor, kim kiminle nerede görünüyor? Ya benim ilgi alanım olsa ben diyeceğim ki şunu yaptım yaparım. Ama şu anda bu benim ilgi alanım değil. Yüksek Seçim Kurulu da burada gerekli olan adımı atacaktır. Erdoğan, İstanbul seçimleriyle ilgili sahaya inip inmeyeceği konusundaki soruya şu cevabı verdi. Son haftaya girerken bu tür halkla kucaklaşma, buluşma, toplantıları yapmayacağımı zaten kimse söyleyemez. Halkımızla inşallah bir arada olmak suretiyle İstanbul'umuzu beraber dolaşacağız, halkımızla görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü gerçekleşecek Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu buluşmasına ilişkin hazırlıkları da yakından izlediğini açıkladı. Buluşmanın son haftaya girilirken önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Bu pazar televizyonda, sonraki pazar sandıkta kapışacak Yıldırım ve İmamoğlu. Bakalım bugün nasıl geçmiş İstanbul'un adayları için. Binali Yıldırım cuma namazı çıkışı üniversite sınavına girecek gençlere başarılar diledi. Karnelerini alan öğrenciler için de velilere karneleri kötü olan kankaları mı üzmeyin dedi. Kırık olmayan, zayıf olmayan karne tuzsuz, tatsız aşa benzer. Öğrenciliğin güzel tarafı başarı da var, başarısızlık da var. Binali Yıldırım cuma namazı çıkışı karnelerini alan öğrencilere bu sözlerle seslendi. Yıldırım'ın ailelere de bir mesajı vardı. Gençler benim kankam, onlara fazla yüklenmeyin dedi. Gençlerle İstanbul'u geleceğe taşıyacağız. Gençler benim kankam. Anne babaları lütfen karneler istediğiniz gibi değilse evlatlarınızın moralini bozmayın. Onları teşvik edin. Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın anne babalardan bir de ricası vardı. 23 Haziran'dan önce tatile gitmeyin dedi. Sizi 23 Haziran'da İstanbul Bayramı'na bekliyorum. Peki Binali Yıldırım nasıl bir öğrenciydi? Bir zamanlar evet. Siz de öğrenciydiniz. Binali Yıldırım nasıl bir öğrenciydi? Kırık karneler oldu mu eve giderken böyle hafiften bir acaba anne baba ne diyecek korkusuyla eve gidilen heyecanlı günler oldu mu? Ya benim ilkokuldayken karnemi götürdüm. Oğlum derdi dedem okuyup halva yiyişin çok iyi de. Diğerleri çok da iyi değil. Yıldırım üniversite sınavına girecek gençleri de unutmadı. Milyonlarca kardeşimiz ter dökecek. Rabbim zihinlerini açık etsin. Emellerini, hayallerini gerçek etsin. Binali Yıldırım, AK Parti'nin gençlere yönelik müjdelerini de bir kez daha hatırlattı. Aylık 10 GB internet gibi bütün üniversite gençliğine burs, üniversite gençliğine staj gibi ayrıca gençler tiyatrolara, sinemalara ve belediye spor salonlarından ücretsiz yararlanacak. Klasik giyim tarzıyla bilinen Yıldırım'ın kot pantolon giymiş olması da TGRT Haber muhabiri Sultan Akden'in dikkatinden kaçmadı. Bugün ekstra bir spor görüyoruz sizi. Çok nadir oluyor böyle. Evet. Neden bugünü böyle tercih ettiniz? Pazar gününe hazırlık bir dinlenme süreci mi başladı? Yani hava şartlarını görüyorsun. Güneş tepemizde.
Gülümsemek bu yarışta gerçekten çok önemli. Ekrem İmamoğlu ise Binali Yıldırım'a nazaran bugün çok daha hareketliydi, daha koşturdu. Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarına mitingleriyle devam etti. Başkanlık koltuğunda görev yaptığı 18 günlük sürece özellikle dikkat çekti. Kurmaylarıyla sabahtan öğlene kadar toplantıdaydı, öğleden sonra seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Boşnakların yoğun yaşadığı Bayrampaşa'daydı. Bosna Sancak Derneği'nde Boşnaklarla bir araya geldi. Sizler bizim milletimizin vicdanının olgunlaşmasında ve adalet duygusunun büyümesinde önemli bireylersiniz. Önemli, milletimizin önemli bir parçasısınız. Bunu belirtmek istiyorum. Konuşmasını Boşnakça bitirdi. Ya şimdi ben yanlış telaffuz ederim. Tutturuyorsun bana ama. Seçe bitti bir lölepo. Yani her şey çok güzel olacak. Öğrenizi sevdiğiniz. Akabinde Bayrampaşa'daki miting alanına gitti. İmamoğlu Boşnaklarla buluşmasının ardından Bayrampaşa'da miting yapacağı alana doğru gidiyor. Ve partililer de onun fotoğrafını çekmeye çalışıyor. 18 günde öğrencilerin ulaşım kartlarını 85 liradan 40 liraya indirdik. Suya olağanüstü bir indirim yaptık. Suya olağanüstü bir indirim. Sadece bu iki kaynakla iki öğrencisi olan bir aileye 2000 liranın üzerinde yıllık bir fayda sağlamış olduk. Dini bayramlarımızla beraber arkadaşlarımla dedik ki resmi ve milli bayramlarımızda da ulaşımı ücretsiz yapmalıyız ve yaptık. İmamoğlu'nun bir sonraki durağı Gazi Osman Paşa oldu. 16 milyon hemşerimle beraber hep birlikte kazanacağız ve İstanbul'u hep birlikte yöneteceğiz. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ikramiye tartışması yaşandı. Meclisin AK Partili üyesi Fatih Ünal, Ramazan bayramında işçilere ikramiye verilmemesini eleştirdi. Başkan Mansur Yavaş ise ortaya çıkan durumu belediyenin bütçesi uygun değildi diyerek açıkladı. Bayramda ikramiye verilmeyen işlerimizin ikramiyelerinin verilmesini talep ediyoruz. İşçi ikramiyeleri ilgili belediyenin bütçesi uygun değildi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ikramiye tartışması yaşandı. Meclisin AK Partili Başkan Vekili Fatih Ünal, Ramazan bayramında işçilere ikramiye verilmemesini eleştirdi, işçilerin mağdur edildiğini söyledi. Her bayramda belediye başkanlarımız işçilerimize ikramiye verirlerdi. Ancak bu bayramda 20 bine yakın işçimize ikramiye verilmediği haberini aldık. Ünal'a cevap Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, belediye bütçesinin ikramiye ödemeye uygun olmadığını savundu. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan raylı sistemlerin bedelinin belediyeden tahsil edildiğini söyledi. Başkan Yavaş, bu maliyet sebebiyle işçilere bayram ikramiyesi veremediklerini öne sürdü. İşçi ikramiyeleri ilgili belediyenin bütçesi uygun değildi. Şimdiye kadar yapılmayan metro kesintileri nedeniyle %5 miktar kesilmeye başlandı. Bu %5 az bir miktar değil. Yavaş, dikkat çeken bir de çıkış yaptı. Metroyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devretmeye hazırız dedi. Eğer böyle bir kesinti olacaksa biz metroyu olduğu gibi Ulaştırma Bakanlığı'na iade etmeye hazırız. Kendileri işletsinler. Çünkü böyle bir kaynak, böyle bir gelir yok o kesintiyi karşılayacak. Siyaset yorumcuları 23 Haziran seçimi için seçmenlerini sandığa götürmeyi başaran aday kazanacak diyor. İddia o ki İstanbul'dan memleketlerine giden 300 bine yakın seçmeni sandığa taşımak için hem AK Parti hem de CHP seferberlik ilan etti. Tatilcilere oy vermek için dönmek isteyen olursa ben söyleyeyim, otobüs de yemek de partilerden hediye. Şöyle bakalım.
AK Parti yönetimi memleketine giden seçmeni İstanbul'a taşımak için seferberlik başlattı. Köy köy tarama yapan AK Parti 300 bin seçmeni İstanbul'a geri getirmeye çalışıyor. AK Parti İstanbul'a adeta kamp kurdu. Sahada yapılan çalışmaları gün gün analiz ederek atılacak yeni adımları belirliyor. O adımlardan birisi de memlekete giden seçmeni İstanbul'a getirmek. Uzun bir bayram tatili geçirdik. Bu vesileyle memleketlerine tatile gidenlerin İstanbul'a gelip 23'ünde bir vatandaşlık görevi olan oylarını kullanmaları için partilerin, teşkilatlarının gerekli desteği vermesi zaten rutin bir uygulamadır. Bu seçimde de devam ediyor. AK Parti yönetimi Anadolu'daki köylerine giden seçmenleri İstanbul'a taşımak için seferberlik ilan etti. Parti teşkilatları ulaşım dahil her türlü imkanı sağlayarak bu seçmeni sandık başına götürmeyi planlıyor. Millet İttifakı da memleketlerine giden seçmeni İstanbul'a getirmek için çalışıyor. Vatandaşlarımızın İstanbul'a gelebilmeleri noktasında biz de bir çalışma yürütüyoruz. İl başkanlıklarımız kontrolünde yürütüyoruz. İl başkanlıklarımızla beraber her ildeki il başkanlığına başvuracak olan vatandaşlarımıza oradaki il başkanlarımız yardımcı oluyorlar. Katkı sunmaya çalışıyorlar ya da organize olabilmeleri noktasında destek oluyorlar. Hem AK Parti hem de CHP vatandaşları İstanbul'a taşıyacak. Ulaşım hatta gerekirse konaklama dahil her türlü imkanı sağlayacak. Ancak merak edilen soru şu, partiler taşıdığı seçmenin kendisine oy verip vermeyeceğini nasıl bilecek? Öyle görünüyor ki o da seçim sonrasında belli olacak. Biz 23 Haziran seçimlerini neden yapıyoruz? Neden bu stresi, neden seçim gerilimini yaşıyoruz? Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart'taki seçimi iptal ettiği için, yenilenmesine karar verdiği için. Bunu biliyoruz, bunun nesi yeni diyeceksiniz. Peki bu iptalin gerekçesi neydi? Gerekçe belli. Sandık kurullarında devlet memuru olmayan görevlilerin çalıştırılmış olması, yerleştirilmiş olması. YSK kararına en büyük gerekçe olarak bunu gösterdi ve seçimi iptal etti. Peki YSK bu işler nasıl oluyor diye buradan soralım. Çünkü elimde çok önemli bir belge var. Başladığımız yere geri dönmüş gibiyiz. Efendim bu belge ne anlatıyor biliyor musunuz? Arkada büyük ekrana da geldi. Bu belge Yüksek Seçim Kurulu'nun 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde sandık kurullarına, özellikle ilçelerde yine devlet memuru olmayan isimleri üye olarak atadığını gösteriyor. Bu görevlendirme yazısının muhatabı benim bir gazeteci arkadaşım. Gazeteci arkadaşım gece saatlerinde çalışıyor ve evlerine polis geliyor. Diyor ki seçim kurulu tarafından görevlendirildiniz Küçükçekmece'de. İşte görevlendirme yazınız bu. Ancak siz bu yazıyı aldıktan sonra o pazar günü mutlaka anayasal sorumluluk çalışmak zorundasınız. Gazeteci arkadaşım diyor ki benim o gün mesaim var. Seçim yapılacak. Ben gazeteciyim. Çalışmak zorundayım. Kabul etmiyorum. Polisler gidiyorlar. Ve ardından arkadaşım çalışırken evlerine geri geliyorlar ve babası açıyor bu sefer kapıyı. İşte burada hemen arkasında tebliğ tebellü belgesi. Babaya, yaşlı babaya bunu tebliğ ediyorlar ve arkadaşıma bu geçiyor. Peki başa mı döndük biz? Hem AK Parti hem de CHP seçim kurullarında devlet memurlarının olmamasını iptal gerekçesi olarak sayılmasının ardından itiraz etmişti. Ne değişti YSK şimdi? Peki 24 Haziran sabahı sonuç ne olursa olsun herhangi bir aday çıkıp da benim elimdeki şu belge gibi onlarca sandık görevlisi belgesi gösterirse ve iptal isterse ne yapacağız? YSK yoksa başladığımız yere geri mi döndük? İşte evrak elimde burada duruyor. Bu bir itiraz nedeniydi. İki parti de itiraz etmişti. Ancak gelinen son nokta bu. Arkadaşım mı? Onu soracak olursanız kara kara düşünüyor. Babam teslim almış bu evrakı
mecbur bu görevi yapacağım, anayasal sorumluluk. Peki şirketime ne diyeceğim şimdi? O gün de çok kritik bir görevim vardı. Seçim akşamı yayınlara katılacaktım, haber hazırlayacaktım. Gelin de çıkın işin içinden. Ben şimdiden işaret fişeğini atıyorum. Bu böyle olmamalıydı. İki parti de zaten bu duruma itiraz etti. Kayda geçsin. Anıl devam. İlkokul, ortaokul, lise tam 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Okula elveda, tatile merhaba dedi. Ama bir kısmı için heyecan bitmedi. Liseyi bitirenler yarın üniversite sınavına girecek. Hayatlarında yeni bir dönemin eşiğine geçecek. Türkiye'nin karne günü az sonra. İran'la Arap Yarımadası'nın çıkışı Umman Körfezi. Ve bugünlerde Körfez'de çok tuhaf gelişmeler yaşanıyor. Amerika Başkanı Donald Trump dün iki tankere yönelik saldırının sorumlusunun İran olduğunu söyledi. İran-Amerika geriliminde yeni adres Umman Körfezi. Bekleniyordu. Sadece ne zaman konuşacak diye merak ediliyordu ve konuştu. ABD Başkanı Trump, Umman Körfezi'nde petrol tankerlerine yapılan saldırının arkasında kim var tartışmasında topa girdi ve sorumluyu ilan etti. Trump'a göre saldırının faili İran. Fox News kanalına verdiği mülakatta konuşan Amerika Başkanı Donald Trump, dün Körfez'de gerçekleştirilen saldırıları İran'ın yaptığını açıkladı. Düşman hergiz. Trump, İran'ın yaptığına dair açık kanıtlar olduğunu söyledi. Trump'ın açık kanıt diye kastettiği işte bu görüntüler. ABD ordusu İran devrim muhafızlarını Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan Japonya'ya ait bir petrol tankerinden patlamamış bir mayını sökmeye çalışırken gösterdiğini öne süren bir video yayımladı. Amerikan Başkanı Trump söz konusu görüntüler üzerinden İran'ı hedef tahtasına oturttu. İran'ın nasıl durdurulacağı sorusu üzerine ABD Başkanı bunu göreceğiz diyerek Tahran yönetiminin asla nükleer silahlara sahip olamayacağını söyledi. Türkiye 92 yıllık askerlik sistemini değiştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste görüşmeleri süren yeni askerlik sistemiyle ilgili konuştu. Yeni sistemin Avrupa Birliği kriterleri içinde yer alan bir düzenleme olduğunu belirten Erdoğan, güvenlik zafiyeti ve bedelli ücretiyle ilgili eleştirilere de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan hareketinden önce yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili konuştu. Erdoğan, ordu yapılanması Avrupa Birliği kriterleri arasındaydı ve bu adımı atıyoruz dedi. Hem ordunun küçültülmesi, bir taraftan profesyonel orduya geçmek, hep bunlar konuşulan şeylerdi. Bunlar yazılmıştır, çizilmiştir vesaire. Tabii ki ordumuz da bu konuda hiçbir zaman durmamıştır. Çalışmalarını onlar da bu istikamette sürdürmüşlerdir. Ve bir yere de gelinmiştir. Hatta 2014 sonuna kadar da atılması gereken adım biliyorsunuz ordunun sivilleşmesi süreciydi. Yani Avrupa Birliği kriterlerinin içerisinde bir de bu vardı. Biz böyle bir adım da tabii o günden bugüne atmış değiliz. Ama şimdi burada da böyle bir adımı atmış bulunuyoruz. Erdoğan güvenlik zaafı endişesiyle ilgili eleştirilere katılmadı. Dedikleri ne? Efendim işte güvenlik zaafı bu yasada olur gibi ifadeler kullananlar var. Bu yasayla ilgili çalışma arkadaşlar bir hafta, 15 gün, bir ay içinde yapılmış değil. Bu yasayla ilgili çalışmamız yaklaşık 1,5-2 yıla varan bir çalışmadır. Şimdi sürekli olarak bir hücre tazelenmesi olacak. Yani 12 ay içerisinde sürekli her ay asker alma diye, askeri alma diye böyle bir durum söz konusu olacak. Yani sayıda azalma diye bir şey söz konusu değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik ücretinin 30 bin lira olması ile ilgili tepkilere de değindi. Mesela rakamlar üzerinde konuşanlar oluyor. İşte efendim bu 30 bin lira fazla oldu falan gibi. El insaf. Yani burada bu gelen rakamla bir defa
Bütün o ödenen aylıklar, maaşlar buradan ödeniyor. Böyle bir şey yoktu bugüne kadar. Yeni Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan İstanbul'da saldırıya uğradı. 4 kişi tarafından sopalarla dövülen Alan halen tedavi altında. Güvenlik kameralarında kimlikleri belirlenen 4 saldırgansa polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Murat Alan Akit televizyonunda katıldığı bir programda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve generallerine ağır şekilde hakaret etmişti. Milli Savunma Bakanlığı da Murat Alan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Evet, Türk personele tutuklama kararını çıkardık. Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs değil, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sonunda cesaretini topladı ve Ada basınının günler öncesinden yazdığı haberi doğruladı. Rumlar, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arayan Fatih sondaj gemisi mürettebatı hakkında tutuklama emri çıkartıldığını resmen açıkladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor. Rum Yönetimi Kıbrıs açıklarında hidrokarbon aramak için adanın batısında demirlemiş olan Türk sondaj gemisinin mürettebatı hakkında tutuklama emri çıkardı. Rum Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili yaptığı açıklamada tutuklama emirlerinin çıkarıldığını teyit edebilirim dedi. İsmi açıklanmayan yetkili hakkında tutuklama emri çıkarılan kişi sayısının çift taneli olduğunu belirtti. Yetkinin yaptığı açıklamaya göre tutuklama emri çıkarılmasına gerekçe olarak sınır ihlali gösterildi. Türk Dışişleri Bakanlığı 10 Haziran'da yaptığı açıklamada Kıbrıs Türklerini yok sayarak ve haklarını gasp ederek hareket eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu haddini aşan kararı şayet doğruysa bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır ifadesini kullanmıştı. Ankara'nın S-400 kararlılığı bugün bir kere daha teyit edildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Amerika'ya res çekti ve S-400'leri aldık, geri adım atmayacağız dedi. Türkiye, Amerikan yaptırımlarına da karşılık verecek. Amerika bizim kararlılığımızı gördü. Biz S-400'ü aldık. Biz bu konuda kararlıyız. Hiçbir şekilde bu konuda geri adım atmayacağız. Amerika'nın tüm tehditlerine karşı Türkiye S-400 konusunda geri adım atmıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Amerika arasında yaşanan S-400 krizine son noktayı koydu. Bir ülkenin tek başına başka ülkelere al ya da alma talimat vermesi bir kere etkin çok taraflılıkla tamamen çelişiyor. Biz çok taraflılığa inanıyoruz. Tek başına bir ülkenin başka ülkelerin ne yapacağına karar vermesini de kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Başka bir ülkeden şu sistemi al ya da alma talimatı verme hakkını Amerika nereden buluyor? Amerika bu kararları aldı, biz de sessiz sedasız oturalım ve ağzımızı da kapatalım. Amerika ne derse o olur anlayışı yok artık. Böyle bir anlayış yok. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Ne olursa olsun biz de bize yönelik bir olumsuz bir davranış ve adım olursa biz de bunun karşılığını mutlaka vereceğiz. Bakan Çavuşoğlu Türkiye'nin neden savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğunu da anlattı. Bizim en kritik olduğumuz dönemde, ihtiyacımız olduğu dönemde Suriye tarafından roketlerin ve saldırıların geldiği dönemde bile Amerika, Hollanda ve Almanya bataryalarını geriye çekti. Patriot evet. Bataryalarını. Yarın bize yönelik herhangi bir saldırı olduğu zaman NATO'nun bizi koruma kapasitesi yok. Çavuşoğlu İdlib'deki gözlem noktasına rejime ait bölgeden gerçekleştirilen saldırıyı da değerlendirdi. İdlib ve Suriye genelinde ise burada rejimin garantörü kimdir? Rusya ve İran. Dolayısıyla efendim biz rejime söz geçiremiyoruz, mazeretini biz kabul etmeyiz. İdlib'deki radikal grupları oraya kim gönderdi? Rejimin kendisi gönderdi. Rusya'ya ve diğerlerine de gerekli mesajları verdik. Rusya ile ateşkes için biz beraber çalışıyoruz. Anadolu Ajansı editör masasında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime de ayrı bir parantez açtı. Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumak için
ve Kıbrıs KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için biz de bölgeye sondaj gemilerimizi gönderdik. Gemileri gönderince şimdi paniklediler. Türkiye'yi dışlayan, Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir. Endişelenmeye gerek yok. Taşlar yerine oturur. Bugüne kadar heyelan, yani toprak kayması hiç böyle çarpıcı şekilde görüntülenmemişti. Yerçin, uzun cümlelere gerek yok, görüntü o dehşeti anlatıyor. Çin'in Fujian eyaletinin Wuping kentinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir kişi ve çevrede bulunan araçlar toprak altında kaldı. Heyelanın olduğu bölgede evler boşaltılırken olay yerine gelen ekipler toprak altında kalan kişiyi çıkardı. Ancak toprak altında kalan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sel felaketi yaşayan bir başka ülkede İtalya. Ülkenin kuzeyi aşırı yağışlar yüzünden felç olmuş durumda. İtalya'nın kuzeyinde Lecco bölgesinde günlerdir süren şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Bölgede yollar sular altında kalırken sel suları önüne geleni sürükledi. İtalya'nın kuzeyinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Pagnuna Barajı taştı. Baraj sularının yükselmesi Lecco bölgesinde yer alan Dervio şehrinde sele neden oldu. Sel suları araçları böyle sürükledi. Günlerdir etkili olan selde kurtarma ekipleri zor anlar yaşadı. Çamurlu sel sularının Como Gölü'ne karıştığı anlarsa havadan görüntülendi. Lecco bölgesinde yaklaşık 800 kişi tahliye edilirken ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin genel başkanlığı için bugün ilk oylama yapıldı. Partinin meclis grubundaki oylamada eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson açık farkla ilk sırada yer aldı. Johnson, Kurtuluş Savaşı'na açıkça muhalefet ettiği için Türkiye'den kaçıp İngiltere'ye iltica eden gazeteci Ali Kemal'in torunu. Osmanlı torunu Boris Johnson, Theresa May'in yerine göz dikti. Açık ara farkla ilk sırada ve İngiltere'nin yeni başbakanı olmaya çok yakın. İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin genel başkanlığı için bugün partinin meclis grubunda yapılan ilk oylamada Osmanlı torunu olarak bilinen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 114 oyla ve açık farkla ilk sırada yer aldı. İngiltere'de Brexit yüzünden koltuğunu kaybeden Theresa May'in yerine en güçlü aday Boris Johnson gözüküyordu. 10 adaydan ilk turda 17 oy alamayan Andrea Leadsom, Mark Harper ve Esther McVey elendi. Milletvekilleri Salı, Çarşamba ve Cuma günkü oylamalarda aday sayısını ikiye indirecek. Bu iki aday arasından Muhafazakar Parti'nin yeni liderini partinin yaklaşık 60 bin üyesi seçecek. 22 Temmuz'da açıklanması beklenen yeni lider aynı zamanda İngiltere'nin yeni başbakanı olacak. Hafta sonu üniversiteye girmek isteyenler için oldukça heyecanlı geçecek. Malum üniversiteye giriş sınavları var. Bu yıl mezun olan binlerce liseli de o sınavda hayalleri için, gelecekleri için ter dökecek. O öğrenciler sınav öncesinde bir başka heyecan daha yaşadılar. Son karnelerini alıp mezun oldular bugün. TGRT Haber'den Özay Erat da onların bu heyecanına ortak oldu. Su gibi aktı yıllar, deryada bir damla kadar. Tıpkı Sezen Aksu'nun dediği gibi su gibi aktı yıllar. Evet, çok hızlı geçti yani. Bir anda kendimizi hani sınav zamanı, sınavın önceki günü olarak bulduk. Ve şimdi onlar için dönüm noktası. Hayırlısıyla gireceğiz işte sınava. Asıl düzenli ve iradeli bir çalışmayla bence herkes istediği yeri kazanabilir. Hazırım, çalıştım. Ama öncesinde okul koridorlarında veda vardı, öğretmene veda.
Okullarda bugün zil son kez çaldığı tatil başladı. Ama özellikle son sınıflar için daha heyecan bitmedi. Nedeni klasik üniversite sınavı. İşte o heyecanı yaşayacak olanların yanına doğru giriyoruz. Dersler bir kenara mı bırakılacak? Evet, hepsi kenara bırakılacak. Öyle gireceğim ben sınava vallahi. Bugün eve gideceğim, yatacağım, iyice rahatlayacağım. Sınav hazırlığı, oyunumu oynayacağım. Bir güzel. Sonra yarın gireceğim, o sınavı çok fena yapacağım. Birazcık kafa dağıtacağım ya sınavdan önce. En iyisi o. Birazcık moral depolayacağım. Yarın da hayırlısı olsun sınavda, ne yapalım. Siz mi daha çok heyecanlısınız, evdekiler mi? Tartışılır o konu ya. Ama sanırım ben. Üniversite hayali kuranlar bunun için hafta sonu ter dökecek. Önce temel yeterlilik testine, bir gün sonra da alan yeterlilik testine girecekler. Merak ediyorum açıkçası, bu sınav stresi olmadan yaşamanın ne olduğunu merak ediyorum. İlk olarak devlet üniversitesini istiyoruz, herkesin önceliği olduğu gibi. Öyle düşünüyorum. Birkaç saatliğine olsa da o heyecanı bir kenara bıraktılar. Şu an aslında sınava pek düşünmüyorum ya. Şu an ayrılık böyle daha ön planda. Ayrılığın hüznü var, bir de sınav heyecanı var. Evet, ikisi de var. Vallahi bilmiyorum. Lise arkadaşlığı unutulmaz değil mi? Hayır ya, nasıl unutulsun? Biz de şöyle bir bakalım. Bugün bu koridorda yaşanan her şey son sınıf öğrencilerin bulunduğu bütün okullarda yaşanıyor. Son sınıflar için hüzün de var, sevinç de var. Arkadaşlardan ayrılmak? Evet, o çok üzüyor. Çok üzülüyoruz. Ama yine görüşürüz. Ağladık mı? Biraz. Ya, biraz fazla. Ama işte lise bitiyor yani. Bu ortamda bir daha görüşemeyeceğiz. Sınava girebilmek için kurallara uymak şart. Kimlik belgesi mutlaka öğrencilerin yanında olacak. Bir de saat kuralı var. İlk sınavın saati 10.15. 10'da tüm öğrenciler sınıflarda olacak. Geç kalanlar alınmayacak. Vallahi ben bir saat önceden orada olacağım. İTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi istiyorum Allah nasip ederse. Arkadaşımız gibi birçok kişi hayalini gerçekleştirecek. Cumartesi pazar onları çok yoğun bir trafik bekleyecek. Umarız her biri o hayallerine bir an önce kavuşur. Su gibi aktı yıllar. Milyonlarca öğrenci karnesini aldı. Öğrenciler için karne demek tatil demek. Bakın o planların arkasında neler var. Eğlenmek. Yüzmek. Sevgi. Parmak arası terlik. Huzur. Mutlu defter. Bütün yıl ders çalıştılar, sonunda karnelerine kavuştular. Şimdi sırada tatil planları var. Nevdelerin sütünü sağmak. Gezmek. Yaramazlık yapmaktır. Satranç oynamaktır. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere tatil planlarını sordu. Yüz güldüren cevaplar ise bir videoda buluştu. Oteldir veya aile içeceği olmak. Uyku. Dede. Eğlenmek. Gezmek. Balık tutmaktır. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk o videoyu sosyal medya hesabından İyi Tatiller Kuzularım notuyla paylaştı. Denizdir. Müziktir. Yatmaktır. Hepsi hakkınızdır. İyi tatiller. Çocukların cevapları sosyal medyada en çok beğenilen videolar arasında yer aldı. Denizde jet ski, karada ATV, havada drone. Şile'nin can kurtaranları işte böyle yardıma koşuyor. Hırçın dalgaların pençesinden insanları çekip alıyor. Bugüne kadar 48 bin kişiyi kurtaran kahramanlar az sonra. Antalya'da bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Motosikletlinin öldüğünü öğrenen kadın sürücü ise sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğuldu, sakinleştirmek kolay olmadı. Çarptığı motosikletlinin öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Benim bir oğlum var, benim bir oğlum var. Onun da ailesi var, ne olur hadi. Kaza Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana geldi. 21 yaşındaki Dilek Kurt aracıyla seyir halindeydi. Tali yoldan çıkan motosikletliye çarptı. 57 yaşındaki motosiklet sürücüsü Durmuş Demiral metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan Demiral'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı ama kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Dilek Kurt gözyaşlarını tutamadı. Sürücünün öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Ambulansın peşinden koşan genç kadını sakinleştirmek kolay olmadı.
Fenalaşan sürücü Dilek Kurt'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Genç kadın da hastaneye kaldırıldı. Antalya'dan Edirne'nin Keşan ilçesi İbrice Limanı'na 6 tırla getirilen dev uçak törenle batırıldı. 4 saatte 30 metre derinliğe batırılan uçak dünyanın en büyük batık uçağı oldu. Dev yolcu uçağı böyle batırıldı. Meraklı vatandaşlar o anları balıkçı teknelerinden heyecanla izledi. 1995 yılında ilk seferini yapan Airbus A330 tipi yolcu uçağı geçen yıl emekliye ayrılmıştı. Dev uçağın dalış turizmini canlandırmak için batırılmasına karar verildi. Mart ayında 6 tırla Antalya'dan Edirne'nin Keşan ilçesine getirildi. Saros Körfezi kıyısındaki İbrice Limanı'nda yeniden montajı yapıldı. Dev uçak batırılmak için lastik botlar üzerinde denize indirildi. 1 mil uçağa çekildi. Sahil güvenlik ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı ve batırılma işlemi başladı. Nerede? 90 ton ağırlığında, 60 metre uzunluğunda ve 60 metre kanat genişliği olan uçak yavaş yavaş suya gömüldü. O anları yakından izlemek isteyenler balıkçı teknelerini doldurdu. Her dakika heyecanla izlendi. Uçak 4 saatte 30 metre derinliğe batırıldı. Malum Karadeniz'in çok tehlikeli akıntıları var. Belinize gelmeyen derinliklerde bile boğulma tehlikesi geçirebilirsiniz. İşte o tehlikeye karşı Şile'nin can kurtaranları görev başında. En büyük yardımcıları da jet skiler, ATV araçları ve dronlar. Can kurtaran ekiplerinin ikazlarının uyarına uyduktan sonra hiçbir sorun yaşamazlar. Evet sayın plaj sakinleri, can güvenliğiniz için emniyet bariyerlerini geçmiyoruz. Bakın deniz tehlikeli. 8000 kişi 2005 senesinden beri kurtarıldı. Denizde jet ski, karada ATV, havada drone. Yaz sezonu açıldı, plajlar doldu taştı. İstanbulluların hafta sonu uğrak yeri olan Şile'de can kurtaran ekipleri yerini aldı. Şile Ayazma plajında 27 can kurtaran personeli bulunuyor ve plaj boyunca da 50'şer metrelik aralıklarla işte bu gözetleme kuleleri bulunuyor. Bu kulelerde can kurtaran ekipleri ellerindeki dürbünle denize giren vatandaşları an ve an takip ediyor. Aynı zamanda yine sahilde bulunan can kurtaran personelleri olası bir durum yaşandığı zaman megafonla vatandaşları uyarıyor. Tehlikeli bir durum tespit edildiğinde anında ekiplere anons geçiliyor. Evet sayın plaj sakinleri, can güvenliğiniz için emniyet bariyerlerini geçmiyoruz. Bakın deniz tehlikeli, akıntı mevcut. Can kurtaranlar plajda nöbetini tutarken o esnada da yine can kurtaran aynı zamanda zabıta ekipleri de plaj boyunca ATV motorlarla devreye atıyor. Ambulansın girmediği yerlere bu ATV'lerle o boğulmakta olan vakaya buradan ilk yardımı yapıyoruz. Plajda alınan önlemler böyle. Gelelim deniz hattına. Deniz hattında da yine can kurtaranlar jet ski ile o hat boyunca devriyelerini gerçekleştiriyorlar. Kritik çizgi olarak belirlenen mantarları aşan vatandaşlar olunca hemen jet ski devreye giriyor ve vatandaşları mantarın gerisine geçmesi konusunda uyarıda bulunuyor. Jetlerin burada karadan ve denizden ilk müdahaleleri en hızlı şekilde yapabilecek aletlerdir bunlar. Bir dakika içerisinde uzak mesafeye rahatlıkla müdahale edebiliyor. Bir kullanıcısı var, bir de bunun kurtarıcısı var. Arkadaki arkadaş kurtarıcı, yelekli ve boğulmakta olan kişiyi suya arkadaki kişi atladıktan sonra yeleğini şişirip ve arkadaki sedyeye koyar ve en kısa süredeki kıyıya baştan kara dediğimiz denizde tabiriyle en kısa sürede kıyıya çıkartır. D-2000 göz bebeği drone. Can kurtaran ekibine ait drone hem gözetleme yapıyor hem de boğulma riskiyle karşı karşıya kalan kişiye can simidi oluyor. Drone'u kaldırıp o vatan 3 tane simit atıyor bu. Ve simiti attıktan sonra vatandaş bunu tutuluyor ve karadaki ekip rahatlıkla bunu alıp kıyıya çıkartabiliyor. Yani bu atılan drone'daki simidin amacı vatandaşı tuttuğu suyun üzerinde tutmak.
Sırada İstanbul'dan bir kapkaç haberi var. Özbekistan uyruklu bir kadın, tıpkı kendisi gibi Özbekistan uyruklu bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Neyse ki polisler olaydan hemen sonra kapkaççıyı yakaladı. Haberi bir izleyelim, döndüğünüzde şu kapkaçı biraz daha yakından konuşalım. Yolda yürüyen kadının yanına yaklaştığı, omzundaki çantayı almak istediği turist kadın bir süre dirense de kapkaççıdan çantasını kurtaramadı. Burası İstanbul'un Fatih ilçesi. İstanbul'un en işlek caddelerinden Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi. Özbekistan uyruklu kadın yolda yürüdüğü sırada yanına biri yaklaştı. O kişi de Özbek'ti. Soğukkanlı bir şekilde kadının çantasını almak istedi. Turist kadın bir süre direndi. Zanlı kadını bir süre iterek çantayı aldı. Arkasına bakmadan kaçtı. Cadde üzerinde devriye gezen polis durumu fark eder etmez zanlının peşine düştü. Yaşanan kovalamacanın ardından kapkaççı çaldığı çantayla birlikte yakalandı. İçinde bir miktar döviz ve telefonun olduğu çanta kadına teslim edildi. Son zamanlarda bu konuyu yakından incelemek ve sizlere anlatmak istiyordum. Tam da zamanı şu anda. 90'lı yılların sonunda, hele hele 99, 2000 ve 2001'de İstanbul'da kapkaççılar dehşet saçıyordu. Cep telefonu için, evet sadece cep telefonu için tren yoluna atılan gençler, yerlerde sürüklenen kadınlar. Hep bu haberleri yaptık. Ama sonra neşter vuruldu. Uzun zaman geçti, kapkaç azaldı. Son zamanlarda bakıyorum, izlediğim kadarıyla bize gelen haberlere de odaklandığımda kapkaçta bir artış olduğunu görmek çok mümkün, çok kolay. Ben de şu kapkaç meselesiyle ilgili size biraz detaylı bilgi aktarmak istedim. Öncelikle yeniden kapkaççı günler gelmiş durumda, özellikle büyük şehirlerde. İtalya'da başladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Napoli'nin sokaklarında. Kapkaç ardından Asya'ya taşındı, Asya'da yayıldı. 90'lı yılların sonunda öyle günler yaşadık ki İstanbul'da günde ortalama 30 kapkaç olayı yaşanıyordu. Ortalama rakamdan söz ediyorum. Ardından ceza kanunlarında çok önemli bir uygulama yapıldı. Kapkaç, çete, teşekkül suçlaması altında incelenmeye, dosyalar bu şekilde tanzim edilmeye başlandı. Polis de kararlı operasyonlar yapınca çete suçlamasıyla minimize edildi. Kapkaç neredeyse bitme noktasına geldi. Ancak az önce de izlediniz. Ne diyordu? Özbekistanlı kapkaççı. Son zamanlarda büyük şehirlerimize kontrolsüz şekilde yabancılar geliyor. Ve o yabancılar da büyük şehirlerimizin ara sokaklarında ciddi şekilde çeteleşerek kapkaç yapmaya başladılar. Yabancı akınıyla birlikte kapkaç yeniden hortlamış durumda. Şimdi en önemli kısım. Dikkat! Banka ve tapu dairesi takipli kapkaççılık. Çekiniz var, tahsile gidiyorsunuz. Ya da evinizi sattınız, bankadan paranızı çekeceksiniz. Ya da bankaya para yatıracaksınız. Ne derler suç jargonunda? Erkete. Bankada sanki bir işlem yapacakmış gibi çete üyesi bekliyor. Elinde numaratörden alınmış numarasıyla ve etrafı izliyor. Yüklü miktarda 100 bin lira ve üzerinde ağırlıklı raporlara böyle geçiyor. Para çekildiği zaman telefonla sizi tarif ediyor ve dışarıdaki çete elemanlarını bilgilendiriyor. Ardından da takip başlıyor. Ne zamanki dikkatiniz dağıldı, ne zamanki ara sokağa girdiniz, ne zamanki arabanızın camını açtınız, geliyorlar otomobille ya da motosikletle sizin o para dolu çantanızı alıp gidiyorlar. Çekim parası, sattığınız dairenin parası ya da alacağınız evin parası uçup gidiyor. Nasıl geri alacaksınız? Mümkün değil. Peki ne yapmalı? 1. Dikkatli olun lütfen. Bankadan çıkarken, bankaya girerken, tapu dairesine girip çıkarken, notere girip çıkarken dikkatli olun.
Sizi izliyorlar mı, izlemiyorlar mı? Ve mümkün mertebe kalabalık olmaya çalışın. Yanınızda eş, dost, konu, komşu, akraba olsun, güvendiğiniz isimler olsun, mecbursanız. Yalnız gitmeyin büyük alışverişlere, büyük para transferlerine. Tabii ki en önemli başlık, banka kanallarını kullanmak, havale yapmak çok önemli. Somut çantada para taşımamaya gayret edin, banka kanallarını kullanın. Bizden söylemesi. Devam Anıl. Karpuz, çilek, kayısı, kiraz. Her birinin farklı tadı, farklı faydaları var. Sıcak günlerde içimizi serinleten bildiğimiz yaz meyvelerinin bilmediğimiz yararları az sonra. İstanbul'da aracına erik çekirdeği attığı için 11 yaşındaki çocuğu döven zanlı hakkındaki ilk karar açıklandı. 15 yıla kadar hapiste yargılanan sanık tutuksuz yargılanmak üzere ilk duruşmada tahliye edildi. Aracına attığı erik çekirdeğini taş zannetti, 11 yaşındaki çocuğu evire çevire böyle dövdü. Hakkında 15 yıla kadar hapis istenen zanlı tahliye edildi. Arabama taş atarsan tam öyle. Olay 30 Nisan'da İstanbul Tuzla'da meydana geldi. Bir grup çocuk araçlara erik çekirdeği atıyordu. Aracına gelen çekirdeği taş sanan Ufuk Özüdoğru 11 yaşındaki çocuğun peşine düştü. Çocuğu yakaladığı yerde dövmeye başladı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Ufuk Özüdoğru tutuklandı. Hakkında 15 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Hakim karşısına çıkan Özüdoğru ilk celsede tahliye edildi. Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan bir çiftçi, yumurtaların sürekli olarak eksilmesi üzerine kümesine bir kamera yerleştirdi ve yumurta hırsızlarını görüntüledi. Bakın o hırsızlar kimdi? Kümese girdi, etrafını kontrol ettikten sonra gagasıyla yumurtayı alıp götürdü. Saksağanların yumurta hırsızlığı güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Kamerayı kümesi bıraktığımda birkaç saat sonra kamerayı inceleyerek siyah beyaz karga olduğunu tespit ettim. Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan Veysi Gelen tavuk yetiştiriciliği yapıyor. Gelen'in kümesinde 10 günde çok sayıda yumurta kayboldu. Kümese hırsızın dadandığını düşündü. Hırsızı yakalamak için kümese güvenlik kamerası taktırdı. Görüntüler izlendiğinde ise büyük şaşkınlık yaşandı. Yumurtaların saksağın tarafından götürüldüğünü görünce neye uğradığını şaşırdı. Veysi Gelen yumurtalarının çalınmasını engellemek için av köpeğini kümesin önüne bağladı. Yumurtalarımın çalınmasını önlemek için av köpeğimi kümesin önüne bağladım. Şimdi özel bir çocuğun haberini izleyeceğiz. 11 yaşındaki Ömer Eren Öztürkmen. Küçük Ömer geçen yıl Suriyeli çocuklarla bir futbol maçı organize etmişti. Bu yıl da Ardahanlı küçük golfçülerle birlikteydi. Geçen yıl bayağı bir başarılı olduk yeni olmalarına rağmen. İki ikinciliğimiz, dört üçüncülüğümüz artı Türkiye finaline, artı Türkiye şampiyonasına yükselecek kadar başarı elde ettiler. Ardahanlı minik golfçülerin turnuvalarda kazandığı başarılar İstanbul'da aynı sporla uğraşan arkadaşlarının da dikkatini çekti. Silivri'de oynarken madalya aldıklarını gördüm. Sordum onları nasıl aldınız? Ardahanlı golfçülerin zorlu şartlara rağmen kazandıkları başarılar Kemer Golf Kulübü'nün genç golfçülerinden Ömer Eren Öztürkmen'i çok etkilemişti. Yani burada çalışıyorlarmış. Benim hayallerimden biriydi buraya gelmek. Minik Ömer, golf sporunun Ardahan'da da daha çok çocuğa ulaşması için ailesi ve hocaları ile birlikte soluğu Ardahan'da aldı. Anne tarafım zaten Ardahanlı, o yüzden yani gelecektik zaten. Ve diyor ki kendince, siz nasıl bir ortamda çalışıyorsunuz ki gelip burada İstanbul'daki arkadaşlarımızın elinden madalya alabiliyorsunuz?
ediyor. O ortamı görebilmek için buraya geldik. Ömer Eren Öztürkmen ve arkadaşlarının ziyareti iki şehrin minik golfçüler arasında gönül bağlarını da güçlendirdi. Geldik gördük ki gayet güzel ortamda çalışıyorlar. Hocamız burada gönüllü olarak çalışıyor. 11 yaşındaki Ömer Eren Öztürkmen geçen senede Suriyeli çocuklarla futbol maçı organize etmiş, onlara biraz olsun umut aşılamıştı. Babamla arabada konuşurken işte benim de sevdiğim bir şeyi onların sevdiği bir şeyle katarsam işte eğlenceli olur diye düşündüm. Bu çocukların umudu yok dedi, hayali yok dedi. Çünkü dedi ülkelerini bıraktılar, geldiler, savaştan geldiler. Biz de umut olalım dedi. Böyle bir takım kurduk. İşte geçtiğimiz yıl Suriyeli çocuklara umut olan o maçtan TGRT haber kameralarına yansıyan görüntüler. Biraz umut oldu mu bu maçta? Evet, evet çok. Suriye'de böyle futbol yok, böyle çok hep savaş. Buradan geldik, oyun, her şey var. Mutlu oldun mu? Evet, çok. Ve maç bitti. Ömer kramponları bağlıyor. Skor kaç? 5-0. Kim kazandı? Dostluk kazandı. Müzeyfe, iyi geldi mi bu maç size? Evet, çok iyi. 5-0 kazandık mavi takımımız. Ne hissediyorsun şu anda? Güzel hissettiyordum. Havalar ısındı. Yaz meyveleri de tezgahlardaki yerlerini aldı. Tabii lezzetleri tartışılmaz ama biz şimdi o yaz meyvelerinin bir başka özelliklerine dikkat çekmek istiyoruz. Sağlığımıza olan faydalarına. Çilek, kayısı, kiraz, karpuz. Faydaları saymakla bitmiyor. İşte insan vücuduna şifa veren yaz meyveleri. Meyvelerin vitamin açısından ve su içeriği açısından önemi daha da fazla bizim için. Karpuz, yaz aylarında sofralarımızın olmazsa olmazlarından. Bakın karpuzun sağlığımıza ne gibi yararı var? Karpuz çok iyi bir su sağlar bizim için. Çok su açısından çok zengin bir meyvedir. Ve aynı zamanda likopen ve beta-karotenden de zengindir. Bu da kolesterolün düşmesinde, bazı kanser türlerine karşı korumada bizim için bir fayda sağlar. Gelelim çileğe. Kalp sağlığına karşı birebir iyi geliyor. Çok iyi bir antioksidandır. Bütün meyvelerin olduğu gibi. C vitamininden oldukça zengindir. Antioksidan özelliğinden dolayı hücreleri hasara karşı korur, cilt yenilenmesini sağlar ve bazı kanser türlerine karşı korumada etkilidir ve kalp sağlığına karşı yine koruyucu etki gösterir. Sindirim sisteminde sorun yaşayanlara uzmanlar kayısıyı öneriyor. Kayısının lif içeriği çok yüksektir. Lif açısından çok zengin bir meyve. Aynı zamanda A vitamini, beta karoten, C vitamini ve potasyumdan zengindir. A vitamininden zengin olduğu için göz ve kalp sağlığı açısından etkilerini daha çok görüyoruz. Ve lif açısından zengin olduğu için de çok iyi bir bağırsak düzenleyicidir. Tuvalete çok daha düzenli ve rahat çıkmamızı sağlar. Ve kiraz, faydaları saymakla bitmiyor. Kiraz C vitamini ve potasyumdan zengindir. Çok iyi bir antioksidandır ve kuersetin içerir. Kuersetin de hem bazı kanser türlerine karşı hem de kolesterol düşürmede etki gösterir. Kirazın faydalarını anlattık. Sadece bununla sınırlı değil. Aynı zamanda kirazın sapı da oldukça önemli. Peki sapını ne yapacağız? Kaynatarak içmeyi deneyeceğiz ve böylelikle vücutta oluşan fazla ödemleri vücudumuzdan atmış olacağız. Evet, fazla suyun atılmasında etki gösterebiliyor. Hem çekirdeği hem kendisi hem sapı bütün bir meyve olarak bu etkiyi gösteriyor. Potasyum içeriği yüksek olduğu için kaynatıp çayını yapabiliriz ya da üşeniyorsak hazırları da var. Paket çay da tercih edebiliriz. Bülteni şöyle güçlü bir araştırmanın sonuçlarını paylaşarak bitirmek isterim. Malumunuz İstanbul seçimlerine geri sayım devam ediyor. Buradan canlı yayında iki adaya da hem İmamoğlu'na hem de Yıldırım'a da şu araştırmanın sonuçlarını özellikle aktarmak isterim. Tam da seçim öncesi yaşam kalitesi sıralamamız. Mercer şirketi, danışmanlık şirketi araştırma yapmış. 231 ülkenin önemli şehirlerine bakmış. Hava kirliliği, trafik, yaşam kalitesi, evet, güvenlik, taksilerinin kalitesi, kişi başına düşen yeşil alan. Hepsini o parametreleri yapınca da karşısımıza bu sıralama çıkmış. Dünyada yaşam kalitesi olarak birinci sırada Viyana var. Avusturya'nın başkenti. İkinci sırada Zürih, İsviçre. Üçüncü sırada Almanya, Münih.
Dördüncü sıra Yeni Zelanda, Auckland. Sekizinci sıraya geçelim. Kopenhag, Danimarka. 39. sırada Paris var. Şaşırmayın, kalabalık, oradaki ulaşım zorluğu malumunuz. Ve 41. sıra Londra. 49. sıra Tokyo. Büyük bir nüfus, zorluklar. 56. sıra Roma. Güvenlik sorunu yaşıyor Roma. Peki İstanbul? 130. sırada İstanbul var. Yaşam kalitesi sıralamasında. Dünya yapmış bu araştırmayı. Evet, seçime gidiyoruz. Seçimde yaşam kalitemizin yükselmesini istiyoruz bu metropolde. Sonuç 130'unculuk. Bu soruşturmanın sonuçlarıyla birlikte araştırmanın bültenin sonuna geldik. Hafta sonu arkadaşım Mehmet Aydın sizlerle olacak. Pazar günü de canlı yayın var, malumunuz İmamoğlu ve Binali Yıldırım tartışması. Özel bir yayın olacak. Ben burada olacağım. Görüşmek üzere.